Bu videoda One Piece adlı manganın ana karakterlerinden olan Brook'un üst gövdesini çizeceğiz. Brook, dirilme meyvesi yiyerek ölümsüz bir iskelet haline gelen bir korsan. Baş kısmı için bir daire, şapka için bir dikdörtgen çizin. Şimdi omuzlar için bu şekli yapın. Dairenin ortasına dikey bir çizgi çekin ve üst kısım, orta nokta ve alt kısım olmak üzere üçe bölün. Ortaya ağzı açık bir şekilde Brook'un kafatasını çizeceğiz. Kafatasının üst kısmı için bir daire ve ağız için bir dikdörtgen çizelim. Dişin dış çizgilerini ekliyoruz. Brook'un ceketinin yaka kısmını, sonra da şalını çizelim. Göz için iki daire çiziyoruz. Daha sonra da burnu çiziyoruz. Ağzın üst kısmına dişleri çizin. Bu şekilde düz olmalılar. Aynısını alt kısma da yapın. Şimdi ağzın diş çizgilerini çizmemiz gerek. Daha fazla detay eklemeye başlayabiliriz. Saçın da dış çizgilerini çizelim. Brook'un oldukça gür, kıvırcık saçları var. Alnına bir çatlak çizin. Bu, Brook'un insan olduğu zamanlardan kalma bir iz. Yaka kısmına detay ekleyin. Hacim kazandırmak için yakaya birkaç kat çizin. Yüz çizgilerinin üzerinden bir daha geçin. Şimdi kıvırcık saçları çizin. Bunun için bu şekilde kesik ve dalgalı çizgiler çiziyoruz. Baş kısmına yapacağımız son dokunuşlar önemli. Çünkü bunlar karaktere daha gerçekçi bir görünüm katıyor ve kemik yapısını gösteriyor. Şimdi çizimi mangada olduğu gibi mürekkepleyeceğiz. Mürekkep işlemini dış çizgilerden başlayıp gözler, burun, ağız içi, saç, ceket ve şapkayla devam edin. Ve şapkayla devam edin.
Luffy'nin ekibindeki müzisyen Brook hazır.